Kalça protezi ameliyatını biz hemen hemen her zaman hastamız bundan en az 30 sene yaşasın diye yaparız. Burada da önemli olan hasta seçimi ve hastaya göre protez seçimidir. Hastanın protezden memnun olmaması, hastanın protezle ilgili şikayetlerinin olması, hastanın ameliyat öncesi durumuna dönmesi durumlarında revizyon kalça protezi yapmak gündeme gelebilir. Tabii ki içerideki mevcut olan protezin çıkarılması ve yerine daha farklı bir protezin konması ilk ameliyata göre oldukça zor bir ameliyattır. Bu hasta açısından da riskler getirir, hekim açısından da bazı güçlükler getirir. Fakat dikkatli bir planlamayla protezin bütün bölümleri tekrar değiştirilebilir ya da yine dikkatli bir planlamayla protezin sorun olan bölümleri tekrar değiştirilebilir. Burada en önemli konu şudur. Protezi vücudum kabul etmedi diyerek gelen hastalarımız vardır. Kalça protezleri 1970'li yıllardan beri kullanılan protezlerdir. Vücut protezi kabul etmedi diye bir şey kesinlikle tıpta yoktur. Ya protezinizde enfeksiyon vardır ya protezinizde bir gevşeme söz konusudur. Bundan dolayı da proteziniz bozulmaya ve fonksiyonsuz çalışmaya başlar. Dolayısıyla sıkıntılar ortaya çıkar. Yani fonksiyonları bozulan bir kalça protezi yeniden yapılabilir. Eski tasarımlara göre bu iş bugün için çok daha kolay yapılmaktadır. Eski tasarımlara göre bugün revizyon kalça protezleri çok daha uzun ömürlü sonuçlar verebilmektedir.